Merhabalar hocam. Merhaba. Bugünkü konumuz bir kadın hastalığı olan fistül. Öncelikle fistül nedir hocam? Fistül iki ayrı, iki boş organın arasında normalde olmayan bir köprü, bir kanal. Bu doğumsaldan çok sonradan ameliyat hatası ya da radyoterapi gibi nedenlerle oluşan bir durumdur. Eğer mesane ile vajende olursa idrar, mesanedeki idrar kadınlık organına aktığı için sosyal yaşamı ve gündelik hayatı tamamen bozar. Yani idrar vajinadan geliyor, idrar kanalından gelmesinin yerine, öyle mi hocam? Evet. Peki hocam, bu fistülün nedenleri nelerdir? Şimdi geniş anlamıyla baktığımızda biz şimdi genellikle kadınlarda olan çok sık gözüken vesikovajinal, ureterovajinal, vesikouterin fistüllerden bahsedeceğiz. Bunlar radyoterapinin uzun dönem etkilerine bağlı olabildiği gibi sıklıkla cerrahi ye bağlı olanlardır. En fazla da değişik, çok defa sezeryan geçirmiş ya da kadınlık organından ameliyat geçirmiş, doğum esnasında problem yaşamış, rahim alınması esnasında sorun oluşmuş, rahim kanserlerini yaparken sorun oluşmuş kişilerde oluşur. Eğer bu bahsettiğim ilinti mesane ile üreter arasında olursa biz vesikoüreterik diyoruz. Çok daha tehlikeli. Eğer mesane ile vajen arasında olursa vesikovajinal diyoruz. Nadir de olsa bu ilinti, bu köprü, bu ilişki mesane ile uterus arasında olursa vesikouterin fistülü diyoruz. Hocam, fistülün belirtileri nelerdir? Fistülün sosyal belirtileri, aslında fistül çok kolayca, çoğu çok kolayca tanınabilir. Normalde idrar tutma söz konusu değildir. İdrar, kadınlık organından devamlı idrar gelir. 24 saat bir musluktan akan su gibi devamlı idrar kaydedir. Aslında başta ileri, bizim gibi gelişmekte olan ileri ülkelerde kadın doğum uzmanlarından çok deneyimli olduğu yerlerde obstetrik dediğimiz doğuma bağlı fistüller çok azdır. Ama benim 7'den fazla gittiğim Nijer gibi kadın doğum uzmanlarının yeterince olmadığı, sosyal şartlar uygun olmadığı şeylerde obstetrik dediğimiz doğuma bağlı, çocuğun çıkış döneminde kafasının kemikle kadınlık organa sıkışmasının yarattığı basınca bağlı çok kompleks, çok zor, çok tedavisi güç olan obstetrik fistülleri ayrı tutuyoruz. Ülkemizde bunlar hemen hemen hiç gözükmüyor çok şükür ileri ülkelerde. Hocam, şimdi demek ki esas mesele idrarın devamlı kadınlık tarafından gelmesi, pis koku, sıkıntı. Peki rektum tarafından da gelinen vakalar var mı hocam? Şimdi dışkı çıkış deliğinden. Çok yakında, birkaç önce yaptığım bir vakayı bana hatırlattınız. Perianal dediğimiz bir fistül nedeniyle genel cerrahinin lazerle tedavi esnasında mesaneden anüs dediğimiz makatın olduğu yere idrar akımı başlamıştı. Demek ki çok ender böyle fistüller de görülebilmektedir. Bizim çok başarılı
birkaç kere başka yerde başarısız ameliyat olduktan sonra bize geldiklerinde biz mesanenin hiç içine girmeden arkadan bunu onararak hastanın idrar kaçırmasını, anüsten idrar kaçırmasını durdurmuş olduk. Hocam fistülün ameliyatları kısmına geçecek olursak, tabii ben de biliyorum sizin çok daha farklı uyguladığınız fistül ameliyat teknikleri var. Bize bu tekniklerden ve standart ameliyatlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi fistül ameliyatları, fistülle uğraşan bir cerrahın, bir üroloğun her türlü tekniğe alışkın olması lazım. Her bir teknik bir fakaya uygulanamayabilir. Kabaca vesiko-vajinal fistüllerden bahsedecek olursak, ya vajenden yapılır, yani kadınlık organından, ya da yukarıdan yapılır. Bazen de her iki yönü de bilmek ve ona göre, çünkü fistülün büyüklüğü, lokasyonu, üreter dediğimiz böbrekten gelen üreterleri tutup tutmamasına göre farklılık arz eder. Vajenden, kadınlık organından yapılan fistüller hasta için daha az travmatiktir, daha az zararlıdır ve günümüzde daha çok vajenden, kadınlık organından yapmaya gayret etmekteyiz. Fakat eğer lokasyon daha yukarılarda ise yukarıdan, yani karın içerisinde de yapmak gerekir. Şimdi soruyu hocam, peki vajenden yapınca kadının ilerideki cinsel hayatıyla alakalı bir sorunda doğmuş olmuyor mu? Şimdi bu oldukça güzel bir soru. Genel kanı vajenden daha iyi yapılması şeklindedir. Eğer fistül küçükse yapmakta fayda vardır. Fakat abdominal, yani karından yapılan teknikte önce cilt altı ve bir takım dokular kesildikten sonra mesane içerisine girilmekte, mesane ortadan kesilmekte, fistül yerine ulaşılmakta, onarılmaktadır. Bu yukarıdan yapılan teknikler oldukça zor ve zahmetlidir. Vajinal yapılan teknikler ise daha kolaydır ve başarısı da oldukça yüksektir. Fakat ben şahsım adına yukarıdan yapılan tekniklerde hiçbir şekilde mesanenin içerisine girmeden, mesaneyi kesmeden, mesanenin arkasından, daha önce bizim dünya literatürüne soktuğumuz Türk yönteminde olduğu gibi oraya ulaşarak fistülü, özellikle yukarı yerleşimli fistüllerde, bu arada antiparette şunu söyleyeyim, basit fistüllerde vajendeki fistülleri yine mükemmel şekilde cinsel aktivitesine bayanların zarar vermeden düzeltilebilmektedir. Çünkü küçük bir kesiyle halletmekteyiz biz onu. Fakat daha yukarı yerleşimli fistüllerde yine hiç mesaneyi kesmeden, buna minimal invazif açık cerrahi diyoruz, arkasından dolaşarak o fistül deliğini kapatmaktayız. Hocam, burada en büyük yapılan hata maalesef, şimdi cerrahide teknik şu çok önemlidir. Genellikle fistülün, yani o deliğin iki ayrı yerde delik var ve arada da bir bölüm bağlantı var. Bu deliğin etrafını en az 1-1,5 santimetre etrafından serbestleştirmeden kapatılırsa mutlaka bu başarısızlıkla sonuçlanır. İşte en büyük yapılan hata burada birkaç tabaka içeriye gömerek yapılması gerekir. Ayrıca yani dışarının sağlamlaştırılması lazım hocam. Bravo. Dışarının daha doğrusu birkaç tabaka içeriye doğru gömülerek hiçbir ilintinin, iki organ arasında ilintinin kalmaması lazım. Bazen bu bölgelere ulaşım zor olduğu için orada kısmen bir açıklık kaldığında başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yani bu çok önemli bir nokta.
Bunun da yetmediği durumlarda böyle bir olsa yine daha da %100 garantiye almak şartıyla biz hiç karın içerisine de girmememiz halde küçük bir periton kesisiyle bir küçücük bir pencere, bir parmak kadar pencere açarak orada omentum dediğimiz bir doku, sağlam doku getirerek iki organ arasındaki boşluğa bir nevi yastık koyma durumuna gidiyoruz. Bu gibi hastaların artık bir iki günde, üç günde sondası çıkartılmakla, bu hastalar uzun süreli sondalı kalmamakta ve kesin %100 hastalar şikayetlerinden kurtulmaktadırlar. Şimdi vajende de yine bu sefer labium majus dediğimiz bizim büyük dudakların içindeki yağ dokusundan hiç labium majuslara zarar vermeden doku aktarımı yapabilmektedir. Yani özetle bir fistülle uğraşan hekimin hem abdominal yola benim uyguladığım yöntemle hem de vajinal yola tam olarak hakim olması gerekir. Şimdi bundan daha da önemlisi özellikle kadın doğum uzmanlarında çok değerli arkadaşlarımız var. Sezeryen esnasında, tekrarlayan sezeryen esnasında, C-section esnasında ya da radikal rahim kanser nedeni ameliyatlarda üreterler hasar görebilmekte, kesilebilmekte. Burada işler biraz daha farklıdır. Burada da yine bu sefer rahim de çıkarıldığı için üreterden, böbrekten gelen idrar mesaneden değil de üreterden karın arkasından, karın içinden, vajenden gelmekte. Bu tamamen vesikovajinal fistüllerden ayrı bir konudur. Bunun için de bu sefer yine bizim uyguladığımız farklı teknikte genellikle bu gibi vakalar 3 aydan önce ameliyat edilmemesi lazım diye bir genel kanı vardır. Fakat hem buna sebep olan hekimin çekeceği sıkıntı hem de ailenin, eşlerin günlerce, aylarca vajenden idrar gelmesinin oluşturduğu psikolojik bozukluk nedeniyle biz her akut vakada bile yukarıdan hiç o kesilen bölgeye ulaşmaya gerek görmeden sağlam bölgeye ulaşıp mesaneyi serbestleştirip bir balonu düşünün şöyle mesaneyi. Mesaneye yine girmeden balonu etrafını serbestleştirdikten sonra mesaneyi kulağını bir tarafa doğru çektirerek biz buna daha doğrusu literatürde buna pusaz hiç yöntemi deniyor. Hiç doku kaybı söz konusu değil. Mesanenin kapasitesinde azalması. Bunu o sağlam bölüme ekleme yapmış oluyoruz. Bu hastalarda sonda kısa süreli çıkmasına rağmen bir süre stent dediğimiz üretere bir özel bir double J stent koyuyoruz. Bunu bir süre sonra yine basit bir hiç anestezi vermeden hastadan çıkartabilir. Dolayısıyla hep cerrahide prensiz en az doku zararıyla en azami faydayı elde etmektir. Hocam yani normalde 3 ay beklenmesi gerekiyor. Siz ne kadar bekledikten sonra bu ameliyatı yapıyorsunuz? Şimdi normalde oradaki dokuların organ iyileşmesi için 3 ay beklenmesi gerekiyor. Çünkü eğer oradaki arızalı bölgeyle uğraşmaya gerek olmadığı düşüncesinden hareketle mesaneyi serbestleştirmeniz çok kolay. Serbestleştirdikten sonra yukarıya, yani bu daha önce benim icat ettiğim bir teknik değil, bir pusasiş denilen bir yöntem. Ama o dokuların iyileşmesini beklemeden, o hasarlı dokuları hiç ellemeden, oraları yeniden uçucu eklemeye çalışmadan mesaneyi bir balon gibi bir tarafa kaydırarak oraya sağlam üreteri, sağlam böbrekten gelen idrar kanalını eklemiş oluyoruz. Dolayısıyla hiç sağlam arızalı dokuya dokunmadığımız için işimiz kolaylaşıyor. Bir de karın yani hemen yapabiliyor musunuz hocam ameliyatı? İstenildiği zaman her an yapabiliyoruz. Hiçbir sorun kalmıyor. Hastalar daha mutlu oluyor. Bu konuda bizim pek çok kadın doğum uzmanına da eğitim vermişizdir. Evet, pek çok arkadaşımız da bu yöntemi tercih etmektedirler. Evet. Hocam peki başka karşılaşabileceğimiz bir fistül veya ameliyat teknikleri var mıdır? Şimdi efendim son birkaç ay önce yaptığımız bir vakadan bahsetmek istiyorum. Anüs dediğimiz kakanın çıktığı yerde bir takım iltihabi olaylar oluyor. Biz buna perianal apse diyoruz.
Bu peri apseler sonra sonra fistüle çeviriyor. Yani poponun etrafındaki bir takım yağ dokularının iltihaplanması neticesinde devamlı bir akıntı geliyor. Bunu iyileştirmek için lazer gibi yöntemlerle genel cerrahi uzmanları tarafından bir koterizasyon, bir yakma işlemi yapılıyor. Eğer bunun bir komplikasyonu olarak oraya mesane yakın olduğu için mesaneye girilip mesane delindiğinde bu sefer kadında kesinlikle idrar mesaneden kadınlık organına gelmiyor. Mesaneden idrar yaptıkça büyük bir bölümü poposunun yani anüs dediğimiz deliğin yanından geliyor. Demek ki bu ekstrem farklı fistüller. Burada da yine artık vajinal bir işlem yapmaya gerek yoktur. Hiçbir şekilde mesanenin arkasına yine girerek klasik bizim geliştirdiğimiz yöntemle oradan ulaşarak yine birkaç tabaka kapatarak bu işi bir kere de bitirmiş olduk. Daha önce başarısız ameliyat olduğu halde ikinci bizim yaptığımız ameliyatta tamamen hasta vesikoperianal fistülden kurtulmuş oldu. Hocam çok teşekkürler fistüllerle alakalı bilgiler verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim.